Selam dostlarım bugün sizlerle bir de Roblox'ta Driving Empire yeni gelen güncellemeye bakacağız arkadaşlar şuradaki geçen videomda söylediğim e, Porsche gelmiş de bir tane Apollo gelmiş arkadaşlar limited olan da var bir de normal olan da var arkadaşlar bunların hepsini alacağım sizin için e, <laughs> limited vehicles kısmına geliyoruz ve bir tane McLaren arabamızı görüyoruz. Ben bunu sıralamada adam akıllı bir görünüm olması için e, Sabah aldıydım arkadaşlar Güncelleme iki taraflı geldi İlk önce sabah sonra da e, bu araba gizli konumdaydı Sonra bu arabayı da eklediler ve e, Ben bu arabanın geleceği süreyi biliyordum arkadaşlar İşte saat 8'de falan yazıyordu zaten burada e, Bir anda 12.000 kişi saldırdı arabaya ve ben alamadım bu arabayı maalesef ee, sonra birazcık bekledim. 20 dakika bekledim. Sonra düzeldi oyun. Aşırı iyi bir Apollo arabamızı görüyoruz arkadaşlar. Ee, alalım. Alcan mı? L Lanet olsun dostum. Yine sulavdan diyor. Yani yavaşla. Ee, almaya devam edeceğim. Alacak mı bilmiyorum. Çünkü sürekli insanlar almaya çalışıyor. Bak. Ee, bakarsanız zaten bu arabaya değil de diğer arabaya bayağı bir çökün insanlar çökmüş durumda bu araba daha yeni çıktı böyle daha yarım saat falan oldu geleli Bu araba sabahtan beri var 20.000 kişi 24.000 kişi buradan anlaşılabiliyor zaten herkesin bu arabayı istediği Arkadaşlar sonunda arabayı aldım sürekli satın almaya tıkladım ee, Galiba 30. 40. tekrarlarda vermeye başladı Vermeye başladı demeyeyim de verdi sonunda yani aldık arabamızı geliyoruz Dur daha bu arabaya geçmeden önce yeni gelen diğer normal arabaları da bakalım sayılar sürekli değişiyor gördüğünüz gibi 27000 kişi aldı şu an sürekli değişiyor sayılar şimdi gelelim buradan new vehicles yeni arabalarımıza yine bu Apollo'nun bir alt modeli arkadaşlar ee, yine aynı benzer arabalar yani bu biraz daha normal kişi e, özelleştirilmemiş hali. Burada bir McLaren GT daha var 665 tam ismini bilmiyorum arkadaşlar özür dilerim bu konuda sizlere. Arabamız bu yine kelebek e, kapı açılım tasarımına sahip. Bir tane daha Porsche geçen güncellemede size söyledim. Bunları aldım ben sabah arkadaşlar. Bende var şu an bu arabalardan. O ilk defa görmeye alışık olduğumuz bir araba var arkadaşlar. Sokaklarda da siz de görmüşsünüzdür. Ee, Honda Civic kendisi. Yani güzel arabadır değil mi? Şöyle sağdan ım, direksiyonlu. Şöyle biraz daha kızlara özel bir BMW var. Tipi benim pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Böyle arka tasarım olsun falan normal e, bir araba. Bir de eskiden oyunda olan sonra kaldırılmış bir araba daha var. BMW i8. Arabanın şekli de bu şekilde arkadaşlar. Bu da günlük hayatta işte şansımız iyi ise görebileceğimiz arabalardan birisi. Allah'ım ya Rabbim 27.075. alan kişi olmuşum. Ee, Baya büyük bir rakam arkadaşlar. Çok kötü bir rakam diyebiliriz hatta. Arabamız bu şekil. Çok aşırı iyi bir araba. Şuna baksanıza şu arabanın e, poposu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani bu araba güzel. Ne diyebilirim ki? Bayağı güzel. Apollo'nun tasarımları cidden iyi oluyor arkadaşlar. Şu arabanın tasarımına bakarsanız zaten. VIP kar vardı bir tane. Nerede o? E, bakalım bakalım. Nerede abi? Heh. Bu aynı markalar arkadaşlar. Arabanın tasarımı bu gördüğünüz gibi efsane bir tasarımı var. Yine aynı marka, yine e, aynı şey, aynı deli dehşet bir tasarım. Cidden arabamızda bir body kit e, seçeneği yok. Normal. Ha bir de arkadaşlar yeni e, rims'ler geldi yani jant diyebiliriz. Bir sürü jant eklenmiş oyuna. Şöyle garip saçma jantlar da var böyle. Dolar işareti var. Kesinlikle almanızı önermem kötü çünkü kötü görünüyor Niye alayım ki ee, rims seçenekleri bayağı güzel arkadaşlar böyle bu arabanın normal jantları güzel arabanın diğer performans ayarlarıyla biraz oynayalım şöyle her şeyi full yapalım abi arabayı yarışlara hazırlayalım şöyle Twin zaten takılıymış Brakes'ten yarış Brakes'lerini alalım ee, Tyrus insane grip Sonra diğerlerinden de AVD'yi takalım. Evet abi. Bunların hepsini hazırla tamamlı. Arabamız full artı full bir arabaya dönüştü. Şöyle biraz da e, motoruna bakmak istersek motoruna bakarsak arkadaşlar motor deli dehşet. Şu egzozlara bakar mısınız? Şu egzozlara bakın. Oh my gosh. E, mor detaylar fransız pansiyonlarda motor filan aşırı güzel bir görüntü var böyle renklendirilmiş arkadaşlar arabamızın içi böyle arabamızın içi biraz daha sade diyebiliriz onun dışında kapılar biraz daha e, farklı açılıyor arkadaşlar şöyle yukarıdan açılma şeyi var pagani araçlarda da böyle bir açılma e, şeyi var bu ne deniyor bilmiyorum arkadaşlar ama Araba böyle açılıyor. İkinci limited'ımız da bu arkadaşlar. Bu da 888k e, bir McLaren araba. Ben renklerini böyle yaptım. Sabah almıştım arabayı. Yine güzel bir araba. Yine kelebek açılım sistemine sahip. Kapılar öyle açılıyor. Şöyle diğer yerleri açılmıyor arkadaşlar. E, Kirkit'te filan performans göstereceğini düşünüyorum. Çünkü ona göre tasarlanmış bir araç. Diğer arabalardan bakalım. Ee, evet. i8 var. Yine modifiyesini siyah sarı yaptım arkadaşlar. Enes Batur'un arabası gibi yapmaya çalıştım. Çünkü onun arabasının renkleri benim hoşuma gidiyordu ama pek benzetemedim. Ee, bu arabada böyle iş tasarımı filan. Normal bu da kapıları böyle açılıyor arkadaşlar. Yine kelebek açılım şeyi var. Ee, başka hangi araba var bakalım. bakalım. Evet şu Kızlar özel gelmiş olan bence ee, bir BMW daha var. Bu da böyle arkadaşlar içi filan böyle klasik BMW. Param yok arabaları tam alamadım kanka galiba. Evet bir Porsche daha var arkadaşlar. Bu favori arabam denilebilir çünkü karakterime en çok uyan arabalardan biri. Ee, bu arabanın her yanı açılabiliyor. Yine böyle aşırı iyi detayları var arkadaşlar prensip yani Porsche yazısını görebiliyoruz. Ne önde de Porsche yazısını görebiliyoruz. Böyle aşırı iyi bir araba ya. Benim mafya böyle mafya aracı gibi geliyor bana. Çok güzel. Şöyle motorunu falan açalım. Motor böyle arkadaşlar. Kapılar falan yandan açılıyor. Normal klasik. Ee, işte i̇şte önde de bir tane daha yedek tekerleğimizin olduğunu görebiliyorsunuz. Sanırım gösterebileceğim başka bir araba yok arkadaşlar. Bu arabanın e, plakasının ismi değiştirelim. California durabilir mi? Şöyle Arizona yapalım bence güzel olabilir. Şöyle mor detayları var ya. E, Apollo arabamızın markasını yazalım. Apollo evet abi. Şöyle yazalım bakalım sansürlenecek mi? Sansürlenmedi hoşuma gitti. Arabamız bu şekilde arkadaşlar. Bununla bir yarışa girebiliriz. Araba çok güzel arkadaşlar ama nadir olmaması hoşuma gitmedi. Şu an yaklaşık 30 bin kişi de var ve yap bu 40 bine 50 bine de yükselebilir. Yani çoğu kişi de var arkadaşlar araba. Bu benim pek hoşuma gitti diyemeyeceğim. Arabayı almanız için hala iki gününüz var. 2 gün boyunca hala alabiliyorsunuz. Şöyle bir cross country yarışında arabamızı test edelim. Bakalım kaç saniye yapacak. Dönüşleri falan harika arkadaşlar. Kötü handling yani yol tutuşuna sahip bir araba değil. Gayet iyi %82 miydi neydi? Gayet virajları rahat alabiliyorsunuz. 190 ile 200 ile arkadaşlar. Cidden ee, viraj konusunda iyi bir araba. Yani kürküit falan her şeyde kullanılabilir. Birazdan düz yola çıktığında da top speed denemesi yapabiliriz. Çok top speed arası olmayan bir araba olduğunu söyleyebilirim. Çünkü normal modifiyesiz hali 350 kilometre hız arkadaşlar. Belki zorlarsa nitro ile 500 yapar. Nitrosuz ise 430 falan göreceğini düşünüyorum. Şu an düz yola çıktık arkadaşlar. Basıyorum. Nitrosuz 410 basıyor. nitros nitroya basalım. 500'ü gördü. Tam 500 basıyor diyebiliriz. Böyle yani bir saniye bir saliseliğine bir 500 yapıyor arkadaşlar maalesef. Türk Telekom'un yüzünden arkadaşlar ee, alamadım checkpoint'i. İçinden geçtiğim halde vermedi bana. Lanet olası internet. Tüm gençliğin bedduasını almış bir internet fabrikası firması diyebiliriz fabrika ne oğlum. Arabanın e, renk detayları aşırı güzel arkadaşlar. Şuradan kırmızı, şuradan sarı geçmiş böyle. Mesela e, jantlarda olan lastik renkleri falan aşırı hoş görünüyor. Ne burada da aynı görebiliyoruz sarı kırmızı. Galatasaray. <laughs> Şöyle yukarıdan bir e, ne deniyor bilmiyorum ama bir şey uzanmış, bir boru uzanmış buraya motoru buradan da görebiliyoruz. Yukarıdaki kapaktan böyle bakabiliyoruz. Size göstermeyi unuttum. Bir araba daha var arkadaşlar. Nasıl unuturum ben bunu? Onda CV'yi göstermeyi unuttum. Maalesef. Üzgünüm. Şöyle hemen aratalım arabayı. Araba bu arkadaşlar. Ee, jantları falan değiştirdim. Böyle bir jant varmış. Aşırı baya baya beğendim. Araba e, tam bir Apache arabası olduğunu söyleyebilirim Güzel ama Baksanıza içi filan Kaset filan var arabada çok iyi değil mi ya Tekerlekleri baya küçük Böyle e, Küçük tekerlekli bir arabayı Görünce bu oyunda Baya değişime gitti Az önceki arabayla bu arabanın Tekerlekleri arasında dağlar kadar Fark var e, yani baya küçük tekerlekleri. Arkadaşlar ben e, bu arabayla adamı kılı bir sonuç yapamadım. Sürekli kaza yaptım böyle videodayken şey oluyor bana gariplikler oluyor böyle sürekli kaza yapıyorum. Bu arabayla 165 saniye falan yaparsınız arkadaşlar. Ben şu an 2-3 kere kaza yapmam e, halinde 195 saniye yaptım. 2 üç kere kaza yaptım yani. Ona rağmen işte 195 saniye yaptım arkadaşlar. Fena bir araba değil. Siz kaza yapmazsınız işte adam akıllı oynarsınız falan. Ee, daha iyi sürelere ulaşabileceğinize inanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.